Elba Yangın Kulesi'ndeyiz. Burası Minnesota eyaletinde Rochester'la Winona şehrinin arasında bir state park ve küçücük bir kasaba. Oy 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 oy. Bak şuna bak şuna. Oy 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 oy. 634 basamak yokuş çıkacağız. Yukarıdan da gelen var zaten. Her basamakta 350'deyiz. Arkayı görüyor musunuz bilmiyorum. Ve 634 basamağı geride bıraktım. Çıkıyoruz zirveye. Kaç basamak daha var? Hah, yayın da buldun. Ara anayın babayın, konuş. Bir önceki videoda drone'la çıktığım yüksekliğe şimdi yürüyerek çıkıyorum. Eğer yıkılacaksa da umuyorum o gün bugün değildir ya. Burası o gördüğümüz Elba dostlarım. Şöyle bir aşağı bakalım. Kuleyi geçtik zaten. Kuleyi aşağıda bıraktık. Biraz daha yukarı gidelim. Pony'nin mekanına geldik. Burası kendi pizzasını yapıyormuş. İçerisi kalabalık mı? Girelim bakalım içerisi nasılmış bak. Tabelamız burada. Çatışmaya o kadar uygun bir bar ki. Girer girmez çatışasın geliyor yani. Filmlerin sana verdiği o efekt var ya. Hepinize yeni bir sabahtan günaydınlar dostlarım. Üçüncü günümüzdeyiz. Dün geceyi berbat bir havayla kapatırken bugün görüyorsunuz etrafa bakın. Böyle bir güzel hava olamaz. Dün gece bizi çok korkuttu. Oldukça rüzgarlı, oldukça panik böyle bir gece geçirdik. Öyle bir geceydi ki bildiğiniz böyle ağaçlar devrildi. Yani sabah uyandığımızda birkaç tane ağaç ayrıca düştüğü için yolu molu kapatmasın diye yıktılar. Duyduk. Çatır, çutur, patır, kütür. Buralar karıştı. Oldukça kötüydü. Şöyle etrafı göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi etraf günlük, güneşlik yeniden. Acaba hamağımız ne durumda? O yağmurda hamak sağ çıkabildi mi? Yok, hamak gayet iyi görünüyor. Şu an saat böyle öğlene doğru. Saat belki 9.30. Dün çok da erken uyanmıştık. Bugün biraz geciktik çünkü gece uyuyamadık. Yağmurun, fırtınanın şeyinden. Ama şu an hava çok daha güzel ve bugün çok güzel bir gün. Niye? Bugün sizleri dün de bahsettiğim kasabaya götüreceğim. Çok hoş, çok güzel bir kasaba. Kesin abuk subuk hikayeleri de vardır biliyorsunuz. Amerika burası. Böyle ücra kasabalarda değişik hikayeler olur. Orada tabii bir kule var. Oraya tırmanış yapacağım. Oraya gideceğim. Daha sonra da kulenin tepesine çıkıp o yangın kulesinden bir de etrafı tepeden seyredeceğim. Dediğim gibi bu arada bir drone burunu da uçurabilirsek. Tabii kartallara kaptırmazsak bu şeyde drone'u. Bakalım kafamın kenarında hep o var. Ondan önce de ne yapacağız? Harika bir kahvaltı yapacağız. Bugün sizlere kamp tarihinde yapılmış en egzotik, ilginç kahvaltıyı hazırlayacağım. Çeşit çeşit neler neler yapacağım. Bakalım böyle pankek mankek bir şeyler yapmayı planlıyorum. Öyle bir kahvaltı, dünkü menemenin üstüne olmaz tabii ki ama yine de öyle güzel, hoş bir kahvaltı. Daha sonra işte hazırlanacağız, kasabaya gideceğiz. Orada çok güzel şeyleri de gördüm. Dün içinden geçtik. Orada güzel böyle barlar, kafeler, restoranlar öyle yani. Barlar, kafelerden kastım bir tane. Böyle çok ilginç şeyi var, bir barı var. Dışarıdan görüntü değişik. Değişik kafe gibi bir yer var. Oraları da görmek istiyorum. Zaten bir tane de petrol var. Bu bölgedeki en yakın markette, onun içerisinde. Petrol dediğimde böyle bir evin salonu kadar ama içeride her şeyi de bulabiliyorsunuz. Bu arada akaryakıt burada olmasına rağmen diğer şehir merkezindeki petrollerden daha ucuz. Fiyatı daha az, dikkatimi de o çekti. Normalde böyle ücra yerlerde daha pahalı olmasını bekleriz. Ama değil, daha uygundu. Eğer ben gelene kadar indirim olmadıysa bütün Amerika'da burası çok daha uygun. Neyse zaman kaybetmeyelim. Kahvaltı yapalım. Açlıktan ölüyorum. Haydi bakalım. Oy 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 oy. Bak şuna bak şuna. Spatulamız nerede? Burada. Sabah yolulmasına rağmen yaptım. Oy 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 oy. Ya. Bu arada neyim var? Bak üşenmedim. Gittim gelirken akça ağacı şurubu getirdim sırf pankek için. Bunun üstüne böyle döküp of. Bir de işte şeyimiz olsaydı krema harika olurdu da neyse. Kremasız olsun. Oba şey bu tam kıvrım değil. İstediğim tadı yani vermiyor. Daha doğrusu bu tava için değil. Için. Ama olsun olduğu kadar. Olduğu kadar. Tava, iyi tava bulamadık şey kamp. Bulamadık değil ya. Buldum aslında arkadaşlar. Bulamadık. Kamp için döküm tavalar aldım özel. Aha. Göndermediler. Sipariş verdim, tavamı göndermediler. İkinci bardağınız çok güzelmiş. Evet. Beyefendi. 6 tanesini 6 dolar aldım Costco'dan. Bir bardak. Abi çok saçma ya. Ben beğeniyorum bardağı. Şu bardak bak üzerinde tam Çin malı, bir malı da üzerindeki desenlerle birlikte 6 tane cidden 6 dolar 60 sente mi aldık? Evet. Bence öyle bir şey aldık. Onlar, o yüzden. Yani tanesi 1 dolardan
fazlaya geldi sadece, o kadar. Oy 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 oy, ikincisi de hazır. Biri bir şey yiyor hırt 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 arabanın orada da inşallah arabanın içinden bir şey götürmediler. Ama bir gidip bakalım. Yok, kapılar kapalı ya, sen sonradan açmadıysan eğer. Açıp kapattım, kilitlemedim onu. Kilitlemen önemli değil, ondan bir şey olmaz. Ya dün gece evet, ortalıkta artık her ne geziyorsa o saatlerde gece sürekli bir şeyler geziyor etrafta. Ben inleyemedim bu yiyecekler yüzünden. Evet ama dün gece ne oldu? Saldırıya uğramadık. Uğrayabilir miyiz? Saldırıdan kastım. Bir gün önce poşetimizi patlattılar ya. Ama benim korkum o. Bizim o şeye gelirler mi yaptığımız yere? Gelemezler ya. Niye gelsinler? Onlar da senden korkuyor. Merak etme. Tamam. Ben onlardan korktum. Tabii. Heh, bu iş tamam. Bunları... Yapayım mı onu şimdi? Biz hazırız. Neyimiz var? Kahvaltıda. Burada salatalığımız var. Domates, kiraz, pankek için. Avokado, biraz çerez yine pankek için. Krem peynir, ayrıca peynir, pankek ve yumurta. Bence yeter, daha ne olsun. Hadi, afiyet olsun. Geldik dostlarım. Burası Elba Fire Tower'mış. Burada daha önce... Bölgedeki ormanları gözetlemek için nöbet tutuyorlarmış. Artık tutmuyorlar tabii, teknoloji ilerlediği için daha farklı sistemlerle buluyorlar bunu. Ama size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi geldik, aracımızı buraya park ettik. Şöyle kamerayı bir çevirmek istiyorum. Burada çıkmamız gereken şöyle başlayıp yukarıya doğru giden kaç merdiven var, yazıyor mu merdiven sayısı? 634 basamak çıkacağız dostlarım. 634 basamak. 634 basamak yokuş çıkacağız. Yukarıdan da gelen var zaten. Ve 634 basamakta geri ineceğiz. Sırf bu kuleyi görebilmek için. Ulan şu sizin için şu çektiğim çileye bakın ya. Neyse, başlayalım mı? 634 say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9995, 9996, 9997. Bunlar ne bu arada? Ölenlerin, evet bak, 1954'te doğmuş, 2023'te ölmüş. Ronald ve yere adını yazmışlar. Bakın göstereyim. Bak bir aşağıda da vardı yazılmış. Ancak onda tarih yok. Bak buraya. Her basamakta isim yazıyor. Biraz böyle bazıları eskimiş, solmuş, yosun kaplamış. Bazıları yeni. Ama her basamakta bir isim yazıyor. Demiş ki Scott and Mary burada, şurada. Now, November 6, 1995. Evet. 1995'te gelip bunu yazmışlar. Hepsinde bir isim var. İlginç. Yol böyle devam. Ormanın içi. Merdiven. Sanırsın harbiden bu sefer tapınak gibi. Wow. 600 bilmem kaç basamak. Kaçtı? 34. 634 mü? Daha 100 tane çıkamadık. 350'deyiz. Arkayı görüyor musunuz? Bilmiyorum. Buraya 350 yazmışlar. İnşallah doğrudur. Beni kandırmıyorlardır. Yarladık. Arkadan gelenler de var. Of. Bitmiyor. Şura. Vay arkadaş. Yaşlanmışız gençler, yaşlanmışız. Bak şuraya. Böyle gidiyor, görüyor musun? Dimdik. Çıktıkça da daha dik böyle. Neyse 350, yarıyı geçtik. 400. 400 dedim. Ne kaldı? 230. Ve 634. 634 basamağı geride bıraktım. Bitti. Gel gör ki biz de bittik. Vay arkadaş. Of. Aşağıda da birine sordum, buraya nasıl çıkabilirim, yol nerede diye. Genç bir kızdı, markette çalışan. Kız dedi ki, şuradan dedi dönün he, oradan dedi park yeri var, arabanı park et he, oradan dedi küçük bir dedi yürüyüş yolu var he. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları he. Oradan dedi çıkarsın, küçük yürüyüş yolu dedi, 600 bilmem kaç tane merdivenmiş. Ama şu manzaraya bak yahu, bak şu manzaraya, bak Elba burası, küçücük kasaba, bak bu kadar Elba. Birazdan orada drone'u uçuracağım, bakalım. Şu tepeye bir ulaşayım. Heh, geldik. Geldik tower'a.
Tower'ı kitlemişlerdir kesin. Biz buna tırmanamayız ya. Burası. Çıkabiliyor muyuz? Bekle 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 şurada. Bekle beni bekle. Bensiz çıkma. Evet dostlarım, çıkıyoruz zirveye. Kaç basamak daha var? Tık bir 100 basamak da burada var en az. Çıkalım. Yavaş yavaş mı? Hem de sallanıyor. Aman ya Rabbi, bayağı sallanıyor. Burayı daha önce geldiğimde çok uzaktan görmüştüm. Şimdi çıkıyorum. Hayallerinizin peşinden gidin. Sen kal aşağıda. Şu manzaraya bak ya. Emin misin? Çıkmayacağım mı daha fazla? Bence de sen dinlen burada. Sen de dikkatli ol ha. Rüzgar çok rüzgar, mekkem rüzgar. Bayağı rüzgarlı. Çok gitme. Of. Şuraya bak. Tamam dur yavrum, çıkacağım ben tepeye. Ben bunun tepesine çıkmaya geldim. Sen burada mısın? Bitti mi? Evet. Çekiyor mu telefon? Çekiyor. Hah, yayın da buldun. Ara anayın babayın, konuş. Yorulduk yorulduk. Ara ara. Dikkat. Öyle, ben de gideyim. Hadi. Öp bakayım. Hadi bakalım, ben gidiyorum. Dikkatli ol. Tamam hadi. Dur bir dakika. Helikopter gidiyor. Şu şeyi ben bir koluma takayım da. Kameranın ipini. Heh. Annene gösterirsen çıldırır. Ne yapıyorsunuz orada diye. Daha ne kadar var ya? Bayağı var. Devam. Dün size drone'la gösterdiğim yükseklikteyim resmen ya. Bir önceki videoda drone'la çıktığım yüksekliğe şimdi yürüyerek çıkıyorum. Harika bir duygu. Wow. Bunun bir de inişi var. Hadi bakalım. Efendim? Evet. Yani eğer yıkılacaksa da umuyorum o gün bugün değildir ya. Geldik. Finaldeyiz. Kim var? Kimse yok. Bak böyle içerisi. Herkes bir şeyler yazmış. Elba Yangın Kulesi'ndeyiz. Burası Minnesota eyaletinde Rochester'la Winona şehrinin arasında bir state park ve küçücük bir kasaba. Kasabanın tamamını size göstermek istiyorum. Kasabanın tamamı şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi. Şuradan şuraya kadar. Sonrası yok. Yol devam ediyor. Kasaba bu kadar. Bir de buraya drone'umuzun gözünden bakalım. Bakalım buradan nasıl görünecek. Harika bir kuleydi bu arada. Tepeden indik. Şimdi bir de aşağıdan tepeye uçalım. Of, toz kaldırdı. Burası o gördüğümüz Elba dostlarım. Şöyle bir aşağı bakalım. Kuleyi geçtik zaten. Kuleyi aşağıda bıraktık. Biraz daha yukarı gidelim.
Tony'nin mekanına geldik. Burası kendi pizzasını yapıyormuş. İçerisi kalabalık mı? Girelim bakalım içerisi nasılmış bak. Tabelamız burada. O halde Tony'nin barında bira. Ya. Çok küçük, hoş bir bar dostlarım. Geldik buraya. Böyle güzel bir bar. İçeride böyle high chair'lar var, televizyonu var. Gayet iyi. Pizza sipariş ettik. Pizza yiyeceğiz. Pizza. Bugün dedik öğle yemeğini kamp alanında değil, dışarıdayım. Bu arada yandım güneşten. Öyle. Öğle yemeğini burada çıkaralım istedik. Bakalım ev yapımı pizzaları varmış. Tony'nin pizzaları nasıl göreceğiz. Tony Salon'un, Tony Bar'ın el yapımı pizzası. Nasıl? Ya. Oh götür. Sıcak değil mi? Bekle biraz, bekle. Beklemezsen böyle olur. Üstünden koptu, yazık yaptı. Çenem yandı. O yazık sana. Pizzamız hazır dostlarım. Yeme vakti. Yiyelim. Harika görünüyor. Barbecue chicken pizza. Tony's var. Dışarıya çıktık. Pizzamızı yedik içeride. House made pizza. Harika bir pizzaydı. Böyle bir pizza uzun zamandır yememiştik. Değil mi? 10 üzerinden? 5 mi? 3. 10 üzerinden 3 verdik ya, pizzaya. Beş, o 5 veriyor. Siz ben 3 verdim. Gel buraya. Siz ona inanmayın. 5. Bak beş. İnanmayın diyor. Ya neyimize ha? Gel. 5. 5 mi? Bence 3. Bence 10 üzerinden 3'lük bir pizza. Olsun. Şöyle. Burada cash ödeyebiliyormuşuz. Allah'tan içeride küçük bir ATM var da şeyden kurtulduk. 3 bira bir pizza 25 papel dostlarım. $25. Yani 8 de biralara 8 de 7 de hadi. 7, 14, 21. Demek ki biralar 7 değil. Bence gayet iyi. Fiyatta bir sorunum yok. Burası böyle küçük, içerisi bildiğiniz işte gördüğünüz Amerikan barları gibi. Oldukça hoş, sakin, sessiz. Böyle o yollarda geçen abiler, ablalar, hani böyle Amerikan filmlerinde var ya, böyle kapıyı böyle tırak diye açıp içeri girip tabii böyle müzikle beraber, tabii yani çatışmaya o kadar uygun bir bar ki, hani girer girmez çatışasın geliyor. Yani filmlerin sana verdiği o efekt var ya, öyle girer girmez diyorsun ki ya çekeyim iki tane şak şak şak. Öyle bir bar burası. Böyle çok hoş, çok güzel bir kasaba dostlarım. Burada öğleni hallettik, öğlen yemeğimizi çözdük. Birazdan şimdi dinleniyoruz. Yürüdük zaten. Görüyorsun bak, gel göstereyim sana. Şuradan şöyle arkamda görebilecek misin ne tarafta kaldı? Bak tam şurada. Şöyle çekildim, bak tam burada, oraya çıktık biraz önce. Oradan buraya geldik. Şimdi biraz dinleniyoruz. Az değil. 63 kaçtı? 634 basamak merdiven çıktık yani. Dile kolay. 634 basamak çıktık. 634 basamakta geri indik. Ha bir de şey var. Kulenin merdivenleri var. Ben bir de orayı çıktım. Kaç merdiven var? Orada da var 100 merdiven. Var. O kule kaç metre? 100 metreden fazla. Bilmiyorum. Halbı ona bakmadık bak. Her neyse yani çıktık geldik. Yorulduk. Şimdi dinleniyoruz. Biraz burada dinlenelim. Ondan sonra kamp alanına doğru ufak ufak yolumuza koyulalım. Bu akşam... bak pizza yedik, hala ne yiyeceğimizi düşünüyorum var ya, aklıma oluyor. Ne yiyoruz bu akşam? Makarna. Kim yapacak? Sen. Makarna yiyeceğiz, onu da ben yapacağım. Neyli makarna? Aç kalmak istiyor musun? Yok ben aç kalmam da, neyli makarna? Domates, soğanlı. Böyle domates, soğan, salçalı makarna. Evet. Ulan o değil de pizza midemi yaktı benim ya. Oh. Senin miden çok acıkmış. Valla midem yandı. Of, midem hassas zaten. Öyle. Akşama makarna yiyecekmişiz. Onu da ben yapacağım. O zaman akşama doğru gidelim. Son olarak size şehri terk etmeden şurayı da göstereyim. Burası bir anıt park. 2019'da yapılmış burası. Şöyle gösteriyorum. Burada askerleri anma anıtı. Böyle bir yer yapmışlar. Şöyle yerde... Bak isimleri görüyorsunuz.
Air Force. Bu abimiz Kore'de şehit düşmüş. Üstünde Vietnam'da şehit düşmüş. Yukarıda bir abimiz 1. Dünya Savaşı'nda, bak tam şurada, Fransa'da şehit düşmüş. Yani ben şehit diyorum da artık sen onu isimlendir. Şurada bir abimiz yukarıda 2. Dünya Savaşı. Ya arkadaş, siz o dönemde yani 1. Dünya Savaşı'nda bu Elba denilen bu ufacık kasabayı nereden buldunuz? Üstüne bir de buradan asker verip onu da öldürttürdünüz. O da ilginç. Böyle bir anıt yapmışlar onlar için. Burada yine Vietnam. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Kore. Kore'de düşmüş. Böyle isimler mevcut. Arkada da mevcut. Böyle bir alan oluşturmuşlar. Anmak için şurada üstte de tabii ki bayraklar. Çok yukarı mı gittim? Evet. Yukarıda da bayraklar. Böyle bir bu küçücük kasabaya böyle de bir anıt yapmışlar. Ne yapıyorsunuz Anıl Bey? Üçüncü gün, üçüncü akşam tabii ki yine ne yapıyorum? Yemek. Vakit, yemek vakti. Bugün menümüzde Barilla'dan, bu bir sponsorlu içerik değildir bu arada. Bugün hala sponsor olmadılar bize. Umuyorum bu videodan sonra olurlar. Barilla'dan tortellini, peynirli ve ıspanaklı tortellini yapıyoruz. Arkaya şöyle bir fotoğraf koymuşlar. Böyle yapabilirsiniz diye bir tarif eklemiş. Tabii ki de İtalyan tortellinisi gibi yapmayacağım. Olacak Türk tortellinisi. Soğanı basacağız, domatesi, salçayı basacağız böyle tortelliniye. Türk usulü tortellini yapıyoruz bugün. Ne demiş? Aile boyu 4-6 kişilik demiş. Ancak 2 kişiye yeter bu. Bakma 4-6 kişilik yazmış. Hangi 4-6 ya? Hangi 4? Biz makarnayı ekmekle yiyen adamlarız. Hangi 4-6? Şu kaç gram? 340 gram. Kime yetecek ya bu 340 gram? Biz 700 gram ekmek yiyoruz ya bir oturuşta. Sadece ekmek yani. Yanındakileri saymıyorum ya. O yüzden bu akşamki menümüz tortellini dostlarım. İçerisine güzel, kendi tarzımızda. Özel bir sosumuz var. Nerede? Aa, burada. Classico. Her şey bir İtalyan havası veriyor. Bak şöyle bir sosumuz var. Bu sosla böyle neymiş? Sun-dried, güneşte kurutulmuş domates ve pesto. Normalde bunu, yani pesto ile çok güzel olur bu. Ama ben biraz daha böyle güneşte kurutulmuş domatesli bir pesto sosu alıp böyle beraber bir karıştırmak istedim. Daha Türko bir İtalyan makarnası yapacağız. Türkolino. Hadi başlayalım. Ne durumdayız? Tortellini. Vallahi tortellini olalı böyle eziyet görmedi. Kendi tarzımda farklı bir pişirme tekniği. Önce birazcık soğan, mantar üzerine. Sonra tabii ki de güzel bir sos. Gösterdim size. Domates vuracak mısın? Domatese gerek yok. Bunun içinde kurutulmuş domates mevcut. Hmm. Üzerine de tortellini ve üzerine biraz su. Suyla beraber kendi kendine kaynayacak. Ben makarnada şeyi sevmiyorum. İşte makarnayı kaynat, süz, sonra malzemeyle birleştir. Hayır, ben de malzemeyle makarna beraber pişir. Bizde kural böyle. Neden? Çünkü İtalyanlar yemek yemeyi bilmiyor dostlarım. Bir boktan anlamıyorlar. Yok ona bunu koyma, yok buna bu şöyle gelmez, yok buna bunu böyle koyarsan olmaz, onun üzerine peynir konmaz, makarna süzülmez, lan bırakın bir yemek yiyelim de. Yiyeceğimiz 2 gram yemek, ona o konmaz, buna bu konmaz. Canım nasıl istiyorsa öyle yerim. Ne kadar? Spagettiyi de kırar yerim böyle. Kaç dakika sürer hazırlanma? 10 dakikası var. Tabii ne lazım? Su. Sıcaktır o. Su sıcak, neyle süreceğiz? Ah. Heh, bu iş sende. Heh. Sıcak odası. Yemeğimiz hazır dostlarım. Böyle bir makarna var mı ya? İtalyan ne anlar ravioli'den? Yok, bu ravioli değil, tortellini. İtalyan ne anlar tortellini'den? Şuna bir bakar mısın? Bitti mi? Tabii ki hayır. Aa. İtalyana bıraksak parmesan der. Onun üzerine parmesan koy. Bir saniye, bıçağım nerede? Parmesansız olmaz o der. Ne parmesanı ya? Burada parmesanı harika. Parmesanı sevmiyorum. Ben bunları seviyorum. Ben parmesan da seviyorum da. Ben sevmiyorum. Bak burada harika bir Hollanda peyniri. Hollanda peynirimiz var. Şimdi bu Hollanda peynirinden de böyle çok az, fazla değil. Şöyle şu kabuğu var tabii bunların, biliyorsunuz. Şu kabuğunu bir alalım. Heh. Hop, üstümüze atladı.
Abi neyimiz var bir de? Abi pişirme seti aldım bak. Şu kaşık. Şu kaşık ona ait. Bugün sabah pankek yaptığımız spatula ona ait. Bu kaşıklar ona ait. Ya o kadar güzelmiş ki. İçinde rende bile var bak görüyorsun. Markasını hatırlamıyorum. Markasını söylerim size sonra. Bilindik bir marka değil ama güzel. Çok, çok güzelmiş yani. Şöyle. Biraz da güzel güzel şöyle peynirimi de rendelediğim zaman bunun üzerine. Sana da rendeler misin? Sana da tabii ki, tabii ki. Şöyle biraz da buraya. Fazla fazla. Biraz daha mı? Evet. Tamam yeter. Sağ ol. İtalyan tadına bak işte, peynirine her türlü müdahaleyi yaptık. Tadına bir bakalım. Şöyle peynirli kısmından çok sıcak ama ya. Kanka kamerayı biraz oynattım ben yavaş yavaş. Çok sıcak. Ben bakayım mı? Güzel mi? Müthiş. Tek ihtiyacı tuz. İtalyana sorsan yok efendim tuz atılmaz. Neyse konuyu kapatalım. Evet dostlarım, üçüncü günün sonu. Akşam yemeğimizle beraberiz. Buradan birazdan yedikten sonra küçük bir yürüyüş yapacağız. Ondan sonra günü bitireceğiz. Dördüncü günde tekrar sizlerle olacağım. Eğer ekstrem bir durum olmazsa yarın sabah görüşürüz.